Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda elektronikte olmazsa olmaz voltaj yükseltici ve bir tane de voltaj düşürücü DC-DC modülü inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle DC-DC voltaj yükseltici ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu an videonun sol tarafında görülen kare kodu kullanarak Temu uygulamasını indirebilir ve kurabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız seçili ürünlere orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile 33 liraya sahip olabilirsiniz. Yine videonun sol tarafında görülen kodu kullanarak seçili ürünlere, diğer ürünlerimize de erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey bu kodu Temu'nun ana sayfasındaki arama çubuğuna girerek arama yaptırmak. Bu bilgileri verdikten sonra hemen ürün incelemesine geçiyoruz arkadaşlar. Gelin ürünümüzü yakından fiziksel olarak inceleyelim. Ardından performansına ve kullanımına değineceğiz. Öncelikle ürünümüzün 2 adet soğutucu ile birlikte montajlı olarak geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yine bakın giriş ve çıkışları buralarda gösterilmiş durumda. Buradan girişimiz var. Artı ve eksiğimiz. Buradan ise çıkışımız yer alıyor arkadaşlar. Yine filtreleme için 2 adet kondansatör var ve ayrıca giriş bölümünde de 15 amperlik bir tane güvenlik amaçlı sigorta bulunuyor. Cihazımızın üst kısmında bobinini görüyorsunuz. Yine kontrolcü olarak ise arkadaşlar birçoğunuzun yakından tanıdığı bir entegre kullanılmış durumda. Şöyle sizin için yaklaştırmaya çalışacağım ve yine ışığımı da ayarlayarak göstermek istiyorum arkadaşlar. TL494 entegresiyle bütün bu sistem kontrol edilmiş. Ayrıca bu modülümüzde arkadaşlar akım ve voltaj kontrolü var. Yani bir nevi ayarlı güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Yine pilleriniz ve akülerinizi şarj etmek için de bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca solar sistemlerde de özellikle ışığın az olduğu, gerilimin düştüğü noktalardan size fayda sağlayabilir. Şimdi cihaza güç vererek çalıştıracağım. Ancak bunun öncesinde cihazın alt tarafında göstermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle aşırı akım çekilecek olan yolların kalın bir şekilde yapıldığını görebilirsiniz. Teknik detaylarını videonun açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak erişebilir ve buralardan görebilirsiniz arkadaşlar. 15 ampere kadar akım çekilebildiği söyleniyor. Ancak bu tür cihazlarda üst limitler üzerinde kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. En azından uzun süreler, çünkü ısı faktörü cihazın ömrünün hızlı bir şekilde tükenmesini sağlayacaktır. Yani genelde maksimum %50, bilemediniz %80 performansta kullanmanız cihazın ömrü açısından sizin için avantaj sağlayacaktır. Eğer sürekli yüksek güç altında kullanıyorsanız buralara fan ekleyerek sistemin soğumasını sağlamanızdan, İyi bir sirkülasyon oluşturmanızdan cihazın uzun ömürlü kullanımı açısından sizin için fayda var dedikten sonra cihazın güç bağlantılarını yapalım ve birlikte test edelim. Öncelikle modülümün giriş ve çıkış bağlantılarını oluşturdum. Çıkışa ise 12 volt 21 wattlık bir halojen araç ampulü bağladım ki tabiri caizse gerçek bir yük var arkadaşlar. Oldukça güç çeken bir ampul. Yine kameranın görüş açısına gördüğünüz gibi ayarlı güç kaynağımı getirdim. Bu sayede ayarlı güç kaynağı üzerinden çekilen akım ve voltaj bilgisini alarak cihazın yük altında nasıl davrandığını daha iyi anlamanızı sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi enerji bağlantımızı oluşturalım ve birlikte devremizi çalıştıralım. Şu an bütün bağlantılarımızı oluşturduk arkadaşlar. Yine çıkış gerilimini görmek için ise bir tane voltmetreyi çıkışa bağladım. 12.66 voltluk girişle başlıyorum arkadaşlar. 12 volt giriyoruz. Şu anda 13.92 voltluk bir gerilim çıkıyor ve lambamız yanıyor. Buradaki çok türlü potumuzu kullanarak arkadaşlar çıkış gerilimini istediğimiz gibi düşürebilir ya da yükseltebiliriz. Örnek volt olsun diye çıkış gerilimini 16 volta kadar yükselteceğim. Şu an 16 voltluk bir gerilimi ayarladım arkadaşlar. Şu an 12.66 volt girişimiz var ve 16 voltluk da çıkışımız var.
Şu an lamba gerçekten inanılmaz derecede sıcaklık üretiyor. Şöyle görebilirsiniz. Daha rahat görmeniz için şöyle lambanın ışığını birazcık kamufle edeceğim arkadaşlar. Şöyle gösterirsem daha iyi olur sanırım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar lambamız yanıyor. 16 voltluk bir çıkış gerilimimiz var. Giriş voltajını düşürmeye başlayacağım. Giriş voltajını düşürdüğümde lambamız kabloları yakıyor bu arada. Şöyle tutalım. Giriş voltajını düşürdüğümde arkadaşlar çıkışı sabit tutabilmek için buradan çekilen akım miktarının arttığını görebilirsiniz. Bakın şu anda çıkışımız hala 16 volt ama 3 amper çekiyor. Örnek olsun diye devam ediyorum arkadaşlar. Şu an giriş gerilimimi 10 volta indirdim. 3.74 ampere çıktı. Bakın 9 volta indirdiğimde ise 4 amper çekmeye başladı. Çıkışım hala sabit. Lambam parlak. W sabit kalabilmesi için arkadaşlar, yani gücün sabit kalabilmesi için çekilen akım miktarını otomatik olarak yükseltti. Şimdi giriş gerilimini artırıyorum arkadaşlar. Örnek olsun diye 15 volta getireceğim. Yani 1 voltluk bir gerilim artışı sağlamış oluyor. Şöyle gelelim. Bakın voltajı yükselttikçe çekilen akım ise tam tersi oranda aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şu an 15 volt çekiyorum. 2.40 ampere düştü ve çekilen, daha doğrusu çıkıştaki voltajımız, gördüğünüz gibi çıkışımız 16.2 volt ve giriş akımımız 2.40 amper. Böylece devremizin giriş ve çıkış arasındaki gerilimi sabitlemek için nasıl davrandığını birlikte görmüş olduk. Modülü yakından gösterecek olursak arkadaşlar 2 adet ayarımız mevcut. Buradaki, bakın şurada da yazıyor voltaj ayarı için. Buradaki ise, bakın burada göstermiş, akım sınırlandırması için kullanılıyor. Örnek veriyorum, cihaz yükü boştayken cihazımızı 16 volta ayarladık. Buradan ise akım sınırlandırması yapıyoruz. Misal 300 miliampere sınırlandırdık. Sizin buraya bağladığınız yük 300 miliamperden fazla çektiğinde otomatik olarak arkadaşlar voltaj çökerek akım sınırlandırması sağlanıyor. Bu şekilde basitçe çalışıyor. Bu şekilde size ifade edebilirim. Dediğim gibi güneş solar sistemlerde olabilir, akü şarjında olabilir, çeşitli pillerin şarjında olabilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, bu cihazın minimum 8.5 volt ve üzerinde iyi performans verdiğini belirteyim. Yani 8.5 voltun üzerindeki pilleri şarj etmek için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu akım sınırlandırma özelliğinden faydalanarak ürüne ait bilgileri hemen videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda bulabilirsiniz. Diğer modülümüzü incelemeye başlayalım. Temu'dan aldığımız diğer bir ürünümüz arkadaşlar, voltaj yükseltici modülün tam tersi işlevleri yerine getirecek olan voltaj düşürücü modülümüz. Şöyle gerekli malzemeleri çıkararak devam ediyorum. Modül bu şekilde montajlanmış halde geliyor arkadaşlar. Yine alt kısmının bir yere temas etmemesi için ve montaj kolaylığı için bu şekilde plastik aparatları var. Bunları yerine yerleştiriyoruz. Özellikle metal kutularda zeminden yüksek olması büyük avantaj sağlayacaktır. Yine kutuya montaj yapabilmeniz için bu şekilde vidalarımız var ve kontrol için de bu şekilde bir podumuz var arkadaşlar. Bunu da yerine takalım. Şimdi güç vererek ürünü yakından incelemeye başlayabiliriz. Voltaj düşürücü modülümüz çalışmaya hazır. Şöyle devreyi yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu entegreyi birçoğunuz zaten biliyordur diye düşünüyorum. Anahtarlamalı güç kaynağı mantığıyla çalışan oldukça istikrarlı ve güzel bir devre söz konusu arkadaşlar. Devremizde çok fazla bileşen yok. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Giriş kısmımız burada. Artı ve eksi. Çıkışımız ise bu tarafta. Buralar Çince olarak yazılmış ancak LED'in olduğu taraf çıkış. Bunu aklınızda tutabilirsiniz. Cihazın teknik detayları, maksimum ve minimum değerleri videonun açıklamalar kısmında bulunan
linkte paylaşılmış durumda arkadaşlar. Bu ürünlere açıklamalardaki bağlantıları kullanarak erişebilir ve teknik detaylarını, dokümanlarını detaylıca inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz. İncelemenin kolay olması adına bu defa çıkışa daha küçük 12 volt 5 wattlık bir lamba taktım. Çünkü çok fazla yük çekmek istemiyorum arkadaşlar. Ve fazla parlak olduğu için de kamerada rahat bir şekilde anlatamıyorum. Yine voltmetremiz burada arkadaşlar. Ve ayarlı güç kaynağımı da buraya alıyorum. Bu sayede giriş gerilimini siz de benimle birlikte rahatça göreceksiniz. Enerji bağlantısını yaptık. Burada bir açma butonumuz var arkadaşlar. Yani buradan açıyoruz ve açtığımızda gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Buradaki potumuzu çevirerek çıkış voltajımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın yine kapatma işlemini de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Örnek olsun diye arkadaşlar giriş gerilimimi 13 volta getirdim ve çıkış voltajını ise 5 volta ayarlayacağım. Bakın buradan geri doğru çevirerek çıkış gerilimimi belirliyorum. Bu arada ayarlaması kolay ancak 0,1 voltlarda birazcık yavaş davranmanız gerekebilir. Evet, şu anda 5 voltluk bir gerilime ayarladım arkadaşlar. Sizlere örnek olması açısından çıkışımızda 5 volt var. Hatta biraz daha geçebiliriz. Şu an girişimizde 13, çıkışımızda 5 volt var. Yükümüz burada arkadaşlar. Şu an dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle ışığı kapatacağım. 13 voltluk gerilimi artırıyorum arkadaşlar. Bakın güzel bir güç kaynağında çıkışta 0,1 voltluk gerilim oynaması olabilir. Bu aralıktaki şu anda gayet kabul edilebilir bir skalada kalıyor. 32 voltluk giriş yapmama rağmen çıkışta herhangi bir değişiklik olmadı. Bakın şu an giriş gerilimini düşürüyorum arkadaşlar. Bakın giriş gerilimi 9 volta indi. Çıkış hala 5 volt. Ta ki arkadaşlar giriş gerilimi 5 voltun altına inene kadar. Bu arada verimliliği çok iyi. Yaklaşık 0,1 voltluk bir fark var arkadaşlar. Bakın şu an girişim 5 volt, çıkışım 4,973 gibi bir değer gösteriyor. Bu bence gayet kabul edilebilir bir değer. Çok iyi bir rakam. Neredeyse sıfıra yakın bir kaybı var. Şu anda 5 voltun, yani ayarladığım değerin altına indiği için arkadaşlar çıkış gerilimim düştü. Cihazın kullanımı basitçe bu şekilde anlatılabilir. Bakın 15 volta getirdim. Buradaki ayarı çevirerek çıkıştan kaç volt almak istiyorsam bu değere rahatça ayarlıyorum. Yine ayarlı güç kaynağı olarak kullanılabilecek bir devre. Ancak bu devrede de aktif bir fan soğutması. Fan soğutması ile birlikte bazı arkadaşlar bunu kutuya koyduktan sonra hava girişini yapıp hava çıkışını eklemiyorlar. İçeri temiz hava girdiğinde ısınan havanın da başka bir noktadan atılması lazım. İyi bir hava sirkülasyonuyla birlikte fanla kullanıldığında gayet güzel çalışacak bir modül olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böylece bir inceleme videomuzu birlikte tamamlamış olduk. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmayanlar için şu an videonun sol tarafındaki kodu kullanarak arkadaşlar Temu uygulamasını indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca şu an ekranın sol tarafında gördüğünüz kodu kullanarak arkadaşlar seçili ürünlere erişebilirsiniz. Seçili ürünlerde orijinal fiyat üzerinden %60 vergi ile 32 lira gibi bir fiyata ilk alışverişinizde bu ürünlere sahip olabilirsiniz dedikten sonra artık videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.